Sayın seyirciler, yeniden karşınızdayız. Moderatörün bu bölümünde bir vakfın temsilcilerini ağırlayacağız. Barış İçin Müzik Vakfı, vakfın amacı mümkün olduğu kadar çok sayıda çocuğa karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlamak ve barışın sesini müzikle duyurmak. Vakıf Genel Direktörü Mehmet Çöklü ve okul koordinatörü Melike Akın, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz moderatöre, yayınımıza hoş geldiniz. Gerçekten çok etkileyici bir proje. Dün de inceledim. Barış için belki de en anlamlı, en etkili yollardan birisi müziği kullanmak. Bunun için özellikle çocukların müzik yapmasını sağlamak çok etkili, çok etkileyici gerçekten. Bu yolda ödüller de aldığınızı biliyorum. Evet. Evet. Ve süreç de çok etkileyici. Hani sıfırdan başlamak tanımı neredeyse tam yerini buluyor bu süreçte. Başlangıcından evet, bugüne bakarsak. Kesinlikle. Nasıl geldiniz? Nasıl yola çıktınız? Bugüne nasıl geldiniz? Bir özetleyelim mi? Tabii. Kısaca özetlemek gerekirse bu esasında bir sosyal sorumluluk projesi. Hı. Ama evvelinde kurucumuz Mimar Mehmet Selim Baki'nin gençlik hayali. Evet. Çocuklarla barışçı evet, müzik yapmak. Kesinlikle. Mi? Barış orkestrası kurmak. Hı hı. Bu amaçla akordiyonlar satın alınıyor ve de akordiyonla bu proje başlıyor. Hatta bir kömürlükte bu, galiba. Evet, bu başlangıç da şöyle oluyor. Önce bir hedef pilot bölge seçiliyor. Burası da Edirne Kapı'daki Ulubatlı Aslan İlköğretim Okulu. Hı hı. Burada ilk başta boş sınıflarda dersler yapılıyor. Akordiyon dersleri başlıyor. Onun ardından okul doğal gazlı ısıtma sistemine geçince kömürlük atıl vaziyete geliyor. Hmm. Şimdi Mehmet Bey de zaten mimar olduğu için hemen orayı elden geçiriyor. Çok renkli bir solfej sınıfları olan, çalışma sınıfları olan bir atölyeye dönüştürüyor. Proje burada devam ediyor. Daha sonra gelen taleplere göre bir okula daha aynı atölyeyi açma girişimleri oluyor. Çok başarılı oluyor. Ve ardından yine talep arttığı için yine okullara yürüme mesafesinde birkaç tane, üç tane şimdi üç blok arsamız var. Hı hı. Üzerinde dört katlı binamız var. Merkez binamız burası. Derslerimizin çoğunu, büyük bir kısmını bu merkez binalarda yürütüyoruz. Hı hı. Projenin başlangıcı esasında 9 yıllık bir proje. Ama kısaca özetlemek gerekirse esasında çocukları böyle toparlayabilmek herhalde kolay olmamıştır değil mi? Ama şu var, bu da dikkati çeken bir konu. Yetenek arayışına girilmemiş başlangıçta. Kesinlikle. Çünkü evet, ideolojik hedef daha ön planda olduğu için sadece evet, müzik amaçlı değil, evet, ideolojik hedef de önemli olduğu için yeteneği olan çocuklar arayışına girilmemiş galiba başlangıçta evet, değil mi? Yani evet, özellikle zaten anlatmaya çalıştığımız şey bu. Biz kesinlikle yetenek avcısı değiliz. Yani bir çocuk bulalım, yetenekli olsun ve onu biz maestro yapalım, şef veya solist yetiştirelim gibi değil. Asıl hedefimiz en çok çocuğa yetişmek, en fazla çocuğa yetişmek ve Türkiye'nin her yerinde aslında bunu yapmaya çalışmak. Çünkü çocukların hep birlikte ortak bir yaşam alanını paylaşmasını istiyoruz. Asıl projenin amacı budur. Katılım, ilgi nasıl? İlgiyi ilk başlarda tabii ki de sağlamak için sıkıntı olmuş. Çünkü karşılıksız bir eğitim verildiği için dolayısıyla veliler de bir ön yargılı davranabiliyorlar. Ön yargılı yaklaşıyorlar. Çocuklar evlerinden alınıyor. Öyle vakfa getiriliyor ya da atölyelere götürülüyor, ders çalıştırılıyor, müzik eğitimi veriliyor. Bu tip sıkıntılar yavaş yavaş aşıldı. Şu anda oldukça iyi bir düzeydeyiz. Yani bu bahsettiğimiz 9 yıllık süreçte yaklaşık 4000 ve 4000 üzeri öğrenci müziğe dokundu, enstrümana dokundu, müzik hayatlarında var oldu. Gerek bıraktılar, gerek devam ediyorlar. Ama şu anda kayıtlı 700 öğrencimiz var. Talep güzel, oldukça yüksek, gayet iyi bir durumdayız yani. Şimdi devam edeceğiz sohbeti ama önce bir bize icra ederler mi acaba, bir eserlerini yorumlarlar mı, neler icra ediyorlar merak ediyoruz doğrusu. Sonra sohbet edeceğim kendileriyle de. Size bırakayım yönetimi. Dinleyebilir miyiz sizi? Biraz da heyecan var mı çocuklarımızda? Onlar da mı? Hayır, yok. Rahat, onlar alacağımdıkları için. Yakın çok zamanda. Güzel.
Şahanesiniz gerçekten, harikasınız. Okul hayatlarına katkısı olmuştur şüphesiz değil mi eğitim hayatlarına, evet, müzik yapmanın? Evet. Aslında onların disiplinli çalışmalarına ve ortak bir şekilde bir iş başarabilme, okullarının güçlenmesinde çok çok yardımcı oluyor. Yani çocukların aslında okula gitmelerini sağlıyoruz. Çünkü aynı zamanda okulların altlarında kendi atölyelerimiz olduğu için çocukların devamsızlık yapmalarını da engelliyoruz. Böyle bir misyonumuz da var. Bu arada bakıyorum oldukça yoğun konser programlarınız da var. Salzburg'da bir konser verilmiş değil mi? Evet. 27 Temmuz'da 20 genç yer almış Barışçı Müzik Vakfı Çocuk Korosu'nda. Korosu, evet. Avusturya, Bosna, Romanya, İsviçre ve Slovakya'dan da toplam 400 çocuk bir arada sahneye çıkmışlar. Evet. Nasıl bir projeydi? İlk başta biz koroyla gittik. İlk olarak koroyla orada konser verdik. Bu Salzburg Festivali'nin bir parçasıydı konserimiz. Viyana'da. Viyana'da, evet. Viyana'da, Salzburg'da. Evet. Daha sonradan da 87 kişilik öğrenci kadromuzla aslında Viyana'daki en, yani oraya giden diğer okullardan en fazla, en kalabalık olan Barışçı Müzik'ti. Orada toplam 400 kişiyle beraber konser verdiler çocuklarımız. En son gün, yani programımızın en sonunda Maestro Abreu'da Venezuela Simon Bolivar kurucusu bizimle beraber çalışmalara katıldı ve Venezuela Gençlik Senfoni Orkestrası ile ortak bir konser provası yaptılar. Bu bizim için çok çok heyecanlıydı tabii ki de. Çünkü 2011'de Maestro Abreu bizim vakfımızı ziyarete geldiğinde zaten bunun sözlerini vermişti bize. Ve bu geçtiğimiz günlerde onun gerçekleştiğini görmek hepimizi çok çok heyecanlandırdı. Peki ödülünüz var değil mi? Bu projeyle ilgili galiba çok anlamlı, evet, çok önemli ödülleriniz var. O konuda da bilgilendirelim. En başta 2009 yılında Deutsche Bank'ın vermiş olduğu dünyanın global bir ödül esasında bu. Şehircilik ve de bu tarz şehirlerin gelişmesine yönelik verilen bir ödül. Her yıl dünyanın herhangi bir ülkesinden bir tane, sadece bir tane proje seçiliyor. 2009 yılında Barışçı Müzik Vakfı bu şerefe dahil oldu. Tebrikler. Teşekkürler. Ondan sonra tabii bu Avrupa'da da ismimizin duyulmasını sağladı. Türkiye'de aynı şekilde bir isim duyurma olanağı bulduk. Onun dışında daha esasında birçok ödül var da işte Türkiye'deki derneklerin, kurumların vermiş olduğu, hakikaten en önemlisi 2009'da başladı ve devamı geldi tabii ki de. Yurt dışı ile ortak çalışmalar devam edecek mi? Şüphesiz oradan da ismi duyuldukça bu projenin, bu vakfın teklifler, ortak çalışma önerileri geliyordur diye düşünüyorum. Aslında yurt dışında daha popüleriz. Daha çok tanınıyoruz. Kendi aramızda konuşunca onu fark ediyoruz. Yani yurt dışıyla beraber çalışmalarımız çok fazla. Beraber, yani aslında Türkiye'de de artık ilerlemek istiyoruz. Türkiye'de de yeni yerlere, yeni yerlerde bu vakfımızı devam ettirmek istiyoruz. Bu bağlamda İKSV'nin bize çok çok destekleri oluyor. Başta medyayla beraber olmak üzere ilerliyoruz. Türkiye'de var mı sanki konuşmalarınızdan öyle bir durum sezdim? Biraz yavaş ilerlediğinizi düşünüyor musunuz? Nelere takılıyorsunuz ya da nelere umut ediyorsunuz? Neler olmasını istiyorsunuz vakfın çalışmalarının daha geniş kapsamlı yürümesi için, daha tanınır hale gelmesi için neler bekliyorsunuz? Onu da dile getirelim. Yani esasında bu tarz projelerde tabii ki de ilk sizi zora sokabilecek şey maddi yükümlülük. Şimdi vakıfın, daha doğrusu projenin en başından beri bütün harcamalar, bütün giderler Mehmet Selim Baki tarafından karşılandı. Çocuklara karşılıksız eğitim verildi. Karşılıksız eğitim, bunun içinde bina giderleri olabilir. Her gün yemek pişiyor, hep beraber aynı yerde yemek yiyoruz. Böyle bir aile esasında. Ailenin bütün giderlerini karşılayan tabii ki de Mehmet Selim Baki oldu. Hiçbir destek almadık. Eğer ki destek alsaydık çok daha çabuk, çok daha fazla çocuğa ulaşma imkanımız olurdu. Çünkü biliyorsunuz El Sistema Venezuela'da 40 küsür yıl önce kuruldu ve de kurucusu zaten Maestro Abreu, aynı zamanda kendi ülkesinde Ekonomi Bakanlığı da yapmış bir müzisyen.
Böyle olunca 70'li yıllardan günümüze bütün hükümetler tarafından E-Sistema desteklendi. Hı hı. Ve E-Sistema dediğimiz oluşum gerçekten muazzam bir öğrenci kadrosu, muazzam bir eğitmen kadrosu ve de teknik yeterliliğe sahip bir durumda şu anda. Hı hı hı. Bu da tabii ki de yani hemen ben bu işi yapmak istiyorum, böyle olacak demekle olmuyor. Çünkü bazen bürokratik engeller de olabiliyor. Evet, maalesef. Ekonomik engeller zaten en başta geliyor. Yeri geliyor, çocukların ders programları bile eğitimlerinde çakışabiliyor mu zamanla? Aslında en çok rastladığımız sorun bu. Çocukların aslında vakıfa gelmelerini gerektiren zamanlarda dersleri çakışıyor birbirlerine. Mesela biz ortak bir proje için belli prova saatleri koyuyoruz. Fakat çocukların bir kısmı sabahçı, bir kısmı öğlenci olduğu için bir araya toplamakta zorlanıyoruz. Evet. Aileler nasıl bugün? Yani ilk başlangıçta kafalarında soru işareti olmuş ama bugün nasıllar? Şu anda çok çok destekçi ailelerimiz var. Hı. Hepsi yani şöyle söyleyeyim, çocukların aslında söylemesini isterdim. Kendileri bize anlatıyorlar çünkü. Benim annem beni arkadaşıma kalmaya göndermiyordu. Şimdi Viyana'ya gönderiyor. Hocam nasıl oluyor? Onların dünyaları da çok büyüdü değil mi? Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Barış için, bu proje için çocukların heyecanından beslenmek de çok gerçekten inanılmaz bir düşünce. Bunu da vurgulamak lazım. Ben yavaş yavaş çocuklarımızın yanına bir geçmek istiyorum. Onlarla konuşmak istiyorum müsaadenizle. Sonra size döneceğim tekrar. Yanınıza geliyorum. Sevgili çocuklar, sevgili gençler. Önce senden başlayalım. İsmini öğrenebilir miyim? İlayda. İlayda. Ne için müzik yaptığını, hangi amaçla müzik yaptığını biliyor musun? Sonuçta vakfımızın ismi Barışçı Müzik olduğu için ben de bütün kalbimle Barışçı Müzik yapıyorum. Ne hissediyorsun yaparken? Bilmiyorum. Yani çok karışık bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Mutlu musun? Heyecanlı mısın? Şu an bütün hisler var. Çoğunlukla mutluluk. Hepsi karmaşık. Evet. Hayatının geri kalan bölümünde önündeki uzun yıllar boyunca müzik yapmaya devam etmeyi istiyor musun? Tabii ki de. Bir anlamda meslek de edinmiş oluyorlar aslında ve çok kutsal, evet, çok yani, önemli bir meslek edinmiş oluyorlar. Aslında yani amacımız bu değil. Çocuklara meslek edindirmek değil. Ama tabii sevince, ki de sevince kendileri eğer o yönde gitmek istiyorlarsa bunu destekliyoruz. Yani az evvel konuştuğumuz gibi hani şey değil, yetenek avcısı aramıyoruz. Fakat aralarından mutlaka çok çok yetenekli öğrencilerimiz çıkıyorlar. Ve zaten o şekilde devam etmek istiyorlar. Biz de onları o bağlamda destekliyoruz. Birazdan disiplin, küçük çocuklara disiplin etmek anlamında yani bir devamlılığını yakalayabilmek anlamında sıkıntı yaşıyor musunuz diye birazdan size soracağım ama tamam. Ben böyle geçiyorum sevgili yönetmenim İlker, umarım sakınca yoktur. Peki Barış bir çocuk olarak, bir genç olarak, genç aday olarak senin için ne anlam ifade ediyor? Barış benim için özgürlük. Özgürlük, özgürlük demek, barış demek. Bugün dünyada, bildiğiniz tanıdığınız dünyada sizi üzen bir şey var mı? Var. Bu Suriye'deki savaş bizi üzüyor daha çok. İşte yani barış sağlayamıyor insanlar. Biz de insanlar üzülüyor, birbirini üzüyorlar. Biz de bunu istemiyoruz. Onlar üzüldükçe biz de üzülüyoruz. Çocukların ölmesi de herhalde sizi üzüyor. Evet. Görüntüleri de tanıklık ettiniz ister istemez ve üzüyor. Peki ne olmasını istersin? Bugün dünyada ne seni mutlu eder? Gelecek adını umutlandırır? Yani tamamen dünyada barışın sağlanması. Yani herkesin kardeş olması. Beraber bir şeylerin üstesinden gelmesi. Savaşın olmaması herhalde. Evet. Peki sen ne olmasını isterdin? Dünyada seni ne mutlu ederdi? Televizyonu açtığında, izlerken neyi görmek? Herhalde haberleri izlemeyi çok sevmiyorsundur. Yaşın biraz küçük ama ne duymak seni mutlu ederdi? Genellikle insanların biraz daha yani böyle vakıflar olmasını, herkesin müzik eğitimi almasını isterdim. Müziğe destek olmasını isterdin. Evet. Daha çok tanınmasını isterdin bu projenin herhalde. Evet. Peki sen Barış için müzik yapmaktan mutlu musun? Çok. Okul hayatında katkısı olduğunu düşünüyor musun müzik yapmanın? Başarına, okuldaki disiplinine katkısı olduğunu düşünüyor musun? Evet. Ailen ne düşünüyor? Ailem benden çok istiyor yani. Öyle mi? Devam etmeni istiyor. Ne kadar güzel. Peki. Devam edelim. Şöyle arkaya geçeceğim ben izninizle. Gençlerimizle konuşmaya.
Kendini sana sorayım, nasıl hissediyorsun müzik yaparken? Bambaşka bir insan oluyorum ben müzik aletini elime aldığım zaman, sana ticaret etmeye başladığım zaman. Hele ki bunun da amacı barış olduğu için çok daha mutluyum diyor musun? Ne hissediyorsun? Evet, gerçekten çok mutluyum. Buraya başlamasaydım, barış için müziğe başlamasaydım, ya bilmiyorum, çok değişik olabilirdi. Daha değişik olabilirdi. Şu an gerçekten çok mutluyum. Yani barış için müzik ailesinin trompetçisi olduğum için çok mutluyum. Ben de tebrik ediyorum seni. Müzik yapmasaydım ne oluyor olurdun dedin. Orada biraz soru işareti var gibi. Ya, müzik yapmasaydım herhalde dışarılarda gezen, yani. Şimdi mutlusun evet. Müzik yapmaktan sonuçta. Evet. Peki sen müzik kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Müzik yapmanın senin okul hayatına faydası oldu mu? Evet, çok faydası. Ne faydasını gördün? Ya mesela orada herkes kardeş gibi, herkes birbirine yardımcı oluyor bir konuda. Mesela çöte aşınır. İşte ben bir şey çalamadığımda veya yapamadığımda o bana yardımcı oluyor. Destek veya, oluyor. Evet, destek oluyor. İşte hani düştüğümde falan, bir şey olduğunda, yaralandığımda falan herkes, barış için müzikteki herkes bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Başlarken, müziğe başlarken ben yapabilirim diye düşündün mü? Yapmak istiyorum diye düşündün evet. mü? Ailen ne dedi bu konuda? Ailem destekliyor. Destekledi. Peki sen barış deyince sen ne anlıyorsun? Ne aklına geliyor? Ve ne olursa işte şimdi barış sağlandı dünyada dersin. Savaşların olmaması, özgürlük gibi şeyler. Özgürlük ve savaş olmaması. Peki çok teşekkür ediyorum sana da. Şu anda Barışçı Müzik Orkestrası'nda olmayan, bizi izleyen gençler, çocuklar var. Belki de katılmak isteyecekler. Ne önerirsin onlara? Yapsınlar mı müzik? Tabii ki. Sen kendini hissediyor musun müzik evet, yaparken? Evet, çok iyi hissediyorum. Barışçı müzik yapmak ayrıca mutluluk veriyor mu sana? Tabii ki yani. Elinde olmadan zaten, enstrümanın elinde olduğu zaman bile çok mutlu oluyorsun. Kendini hissediyorsun. Kesinlikle. Kendini ifade edebildiğini evet. düşünüyorsun. Ne kadar güzel. Bu çok önemli. Bunun ayrımına varmaları çok önemli. Ailen ne diyor? Ailem destekliyor. Devam etmeni istiyor. Evet. Peki şöyle geçeyim. Sen kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. 22 mi? Hiç göstermiyorsun. Gerçekten hiç yaşlanmayacaksın. Tebrik ederim. Ne hissediyorsun müzik yaparken? Çok mutlu oluyorum. Ve bunu diğer arkadaşlarımla ve öğretmenlerimle paylaşmaktan gayet gururlu oluyorum. Kaç yıldır orkestradasın? Başından bu yana. Bir yıldır orkestradayım. Ben ilk başta gitarla başladım. 3-4 arkadaşlık grup kuruyorduk. Sonra Simon Bolivar Orkestrası'nın İstanbul'a geleceğini öğrendik. Biz konsere davet edildik. Konseri izlediğimizde de çeşitli enstrümanlar vardı. Ben ilk kornoyu orada dinledim. Kornonun sesi çok hoşuma gitmişti. Sonra bizim vakıfa gelmişti. Trompet, trombon ve korno. Ben ilk 3 ay yaşımın büyük olması nedeniyle başlamamıştım. Sonra, ne gibi bir sorun oldu? Daha çok hani çocuklara yönelik bir proje olduğu için ben birazcık fazla büyüktüm. Sonra hocaların inadını kırdım ve başladım kornoya. Ne kadar belli bir yaş sınırı var mı? Aslında, küçük olmasına mı gayret ediyorsun? Evet, hani 7 projenin ile, anlamı gereği. Evet, 7 ile 14 yaş arası. Ama yani geliyorlarsa da bizim için sorun yok tabii ki de. Şu anda Ersin bizim asistan öğretmenimiz olarak da görev alıyor. Aralarından asistan öğretmenlerimiz var. Ersin de onlardan bir tanesi. Onun kendi bir grubu var çalıştırdığı. Çok güzel. Zamanla yetişince biraz ustalık da kazanmaya başlamış. Peki son olarak Barış için müzik yapıyorsun. Barış için sen neler söyleyeceksin? Hedefine şöyle söyleyeyim, Barış'ı hedefleyen bir proje bu. Hedefine müzikle ulaşacağına inanıyor musun? Mesajın doğru yerlere gittiğine inanıyor musun müzikle? Ya biz işimizi çok iyi bir şekilde yaptığımıza inanıyoruz ve herkesin bu projeye katkıda bulunacağına inanıyoruz. Elimizden geldiğince de her yere ulaştıracağız bunları. Bir eser daha alabilir miyiz? İçeriden istek var. Sizi dinliyoruz. Karar verdiler değil mi? Thank you.
Çok teşekkür ediyoruz. Onlarla sohbet etmek de çok güzel. Gerçekten o heyecanları geçiyor sohbet ederken, o elektrik geçiyor. Bu arada bakıyorum, siz akordiyonla başlandığını söylemiştiniz. Flütle devam etmiş ve keman, viola, cello devam etmiş bu zenginlik. Bugün hangi noktadasınız? Şu anda büyük bir filarmoni orkestrasının sahip olduğu tüm enstrümanlar vakfımızda eğitmenlerimiz tarafından gösteriliyor. Hı hı. Zaten kendi orkestramız da bir filarmoni orkestrası genişliğinde. Hı hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama tüm giderler söylediğiniz gibi Sayın Mehmet Selim Baki'nin kişisel çabalarıyla sürüyor. Şu zamana kadar öyleydi. Evet. Viyana'ya gitmemizde İKSV Lale Kart'ın desteğiyle, ulaşım desteğiyle gittik. Ama bu zamana kadar hep Mehmet Selim Baki'nin kendi bütçesinden karşılandı. Fakat yine bu 2012'de Fatih Belediyesi'nin Hobio Her Okula Bir Orkestra projesiyle yine okullarda atölyelerimiz kuruldu. Çok güzel. Atölyelerde destek aldık. Kaç okulda var şimdi? Üç okulda şu anda var. Devam ediyor. Aynı zamanda okullarımızın içerisinde de orkestralarımız var. Yani Barışçı Müzik Ağ Orkestrası merkez binada çalışmalarına devam ederken aynı zamanda B Orkestrası da Hattat Rakım İlköğretim Okulu'nda aynı repertuarın, onların başladığı repertuarı yakalamaya çalışıyor. Yani bu durumda oradan sıyrılan ve kendini işte gösteren çocuklar, eğer kendileri de isterlerse A orkestrasının sıçrama yaşıyorlar. Çok güzel. Böyle kendi içinde bir sistemi var aslında. Klasik müziği çocuklara sevdirmek nasıl oldu? Hemen adapte oluyorlar mı, seviyorlar mı, ilgilerini çekiyor mu? Çünkü klasik müziği konuşurken Türkiye'de hak ettiği yerde mi değil mi tartışmaları hep vardır. Olması gereken yerde mi klasik müzik? Soru işaretleri vardır, soruları vardır. Siz çocuklara çekirdekten yetiştirirken klasik müziği sevdirme noktasında bir sıkıntı yaşadınız mı? Yoksa çocuklar gerçekten buna istekli, hazır mı gördünüz? Adapte olmaları, öğrenmeleri kolay oldu mu? Sevmeleri kolay oldu mu? Aslında biz bu konuyla ilgili hiç düşünmedik. Yani şöyle, biz orada vakfımızda mutluyuz. Mutlu bir aileyiz. İçeri giriyoruz, konuşmaya başlıyoruz. Bugün ne yapalım? Parçalar dinliyoruz. Hadi bunu çalalım ve herkesin eğer hoşuna gidiyorsa o parça seçiliyor ve orkestra olarak onu çalmaya başlıyoruz. Hani aslında öyle bir düşüncemiz yok. Yorumlamayı sevdikleri parçalar var mı çocukların kendi aralarında? Ben bunu yorumlamayı, bunu çalmayı çok seviyorum, bunu icra etmeyi çok seviyorum diye. Evet, isterseniz. Var mı yorumlamayı sevdiğiniz en çok parça? Willem Tell. Çok güzel. Geçtiğimiz günlerde onu çaldılar ve şimdi bu ikisinde Ay'a Yerini de vereceğimiz Cem Mansur'la beraber ortak bir konserimiz var. Orada vereceğimiz konserde de son parçayı beraber çalacağız. Tukvo'nun Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'yla. Orada çalacaklar. Pazartesi günü saat 8'de. Orada beraber çalacaklar. Bu hafta hep provalardaydı. O yüzden şu anda bir en provada sevdikleri... burada yapmış olalım mı? Dinleyelim mi o halde? O parça orkestra tarafından çalındığı için küçük bir grupla yapamıyoruz ama Mümkün değil. Başka bir parça çalabiliriz. Tamam. Hemen dinleyelim. Tamam. İsterseniz. Yaylı mı çal? Yaylı. Personal çalın istiyoruz. Ya da o. Pender. Aslında gelmeden önce hazırlandılar mı şu parçaları icra ederiz, çalarız diye yoksa? Tabii. Şu anda, seçim yaptılar. Evet, biraz heyecanlandılar.
Teşekkür ediyoruz. Az önce soracağım demişim, çok küçük yaşta. En küçük yaş sınırı ne bu arada? 7. 7 yaşından başlıyor. Aslında daha önceden daha küçük çocuklarla çalışıyorduk fakat o çok daha farklı bir iş aslında. O yüzden 7'ye karar verdik. Çocuk psikolojisi de çok önemli. Gelişim yaşına göre çocukların enerjileri çok yüksek. Elbette ki enerjilerini müzikle harmanlıyorlar, yoğuruyorlar ve bu şekilde atıyorlar ama hani biraz dikkatli, acaba sorun olabildi mi zaman zaman küçük yaştaki çocuklara, yoksa müzik gerçekten bütün hepsinin ilacı mı? Hazır bir şekilde başlıyorlar mı, yoksa hani biraz disipline etmekte psikolojik kesinlikle, anlamda söylüyorum. Sıkıntılar oluyor mu küçük yaşta? Sıkıntılar oluyor çünkü mesela eğitim sisteminde ne vardır? Bir yaş grubuyla beraber aynı şeyleri çalışırsınız. Burada öyle değil. Bizde karma. Öyle değil. Şimdi karma yaş grubuyla çalışıyorsunuz. Aynı şeyleri gösteriyorsunuz. Hı. Diyelim ki bir sınıfımız örneğin 4 kişiden de oluşabiliyor. 30 kişiye kadar çıkabiliyor. Yani bu sistemimizdeki güzellik de burada esasında. Birebir eğitimden ziyade kalabalık sınıfla hemen sonuca gitmek. Hı. Öğrenci yeni başladığı zaman hemen enstrümanını kendisine verip direkt orkestranın içine atıyoruz gerektiği zaman. Ya da keman, örneğin keman dersinin ortasında buluyor kendini. Şimdi ona sen şunu yap, sen şunu yap demektense hepsini beraber izliyor. Elbette ona da yön gösteriyoruz. Hı. Ondan sonra öğrendiği herhangi bir notayı bile hemen yanındakine kendisi anlatıyor. Hı hı. Kendisinden küçük olabilir, kendisinden büyük olabilir. Hiç önemli değil. Yani buradaki kolaylık esasında hakikaten müziğin ve de yaklaşımın güzel olması. Hı hı. Dışarıda mesela başka bir yeni gelen bir arkadaşı varsa, örneğin dediğim gibi bir nota da olabilir, iki nota bile olabilir. Hemen ona anlatıyor, ona gösteriyor. Bu sefer o çalmaya başlıyor. O da aşina olmaya başlıyor. Böylece işte küçük öğretmenler geleceğin belki de geleceğin liderleri çıkıyor. Ya da eğitmenleri belki de çıkacak. Çıkıyor ayrıca. Umarız. Peki. Barışçı müzik çocukların heyecanıyla yorulunca bir başka tat veriyor. Sanatsever ruhun, Türkiye'deki sanatsever ruhun destekleyeceğine inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Çöklü ve Melike Akın katılmanız için. Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Urban Age Award ödülünü almış çok önemli bir proje. Az önce Sayın Çöklü'nün de söylediği gibi. Çok pardon. Bir ödülümüz daha var. Onu o anda heyecandan unuttum. Affedersiniz. Şimdi yayından çıkınca diyeceksiniz şunu da söyleyecek. Evet evet ama bunu hakikaten geçemeyeceğim. Şimdi E-Sistema'nın Avrupa'daki oluşumu Sistema Europe. Burada 29 ülke bir arada çalışıyor. Geçtiğimiz yıl Barışçı Müzik Sistema Europe'a üye oldu. Ve de Sistema Europe'un en iyi uygulamalarından birisi seçildi. Hakikaten bunda geçmek istemedim. 2012 yılında. Evet. 2012 yılında geçtiğimiz sene. Geçtiğimiz yıl. Tekrar tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Tekrar teşekkürler. Yolunuzda başarılar diliyoruz. Sizin elinizde, nezdinizde tüm orkestra arkadaşlarınıza çok teşekkürler. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.